Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'da gerçekten çok efsane ötesi bir paket açılımı yapacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber geçen pazar günü attığım 12'de yayınlayıp sonra silip bir daha attığım videoya tam 4000 beğeni geçersek size para yatırıp paket açacağımı söylemiştim ve sizlerin beğenileri, destekleri sayesinde ben şu anda bu videoda para yatıracağım ve paket açacağım. Arkadaşlar, paket açılımları dediğim gibi geçen seneki kadar artık ilgi görmemeye başlamıştı. Şu anda ilgisi artmaya başladı. Sizlerin beğenileriyle birlikte arkadaşlar daha fazla paket açılımları yapacağım ilerleyen zamanlarda desteklerinizle birlikte. O yüzden videoyu bayağı bir hepiniz like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar orada. Daha fazla istiyorsanız, eğer beğeniyorsanız ve yeniyseniz arkadaşlar hoş geldiniz diyorum aramıza. Kanala abone olup bildirimleri aç kankam, sen de aramıza katıl. Hafta sonu turnuvalar açıyorum. Belki PUBG Mobile bile açabilirim arkadaşlar ama FIFA Mobile şampiyonası açtık geçen hafta sonu yani. Gerçekten çok efsane eğleniyoruz bu kanalda. Her gün efsane videolar da bulabilirsin. Hemen sen de abone olup bildirimleri açıp aramıza katılabilirsin. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi Sinan kardeşim, Sinan Kalender mi, Sinan Kurnaz mı, her neyse, onların ikisi de zaten bana hesaplarını veriyor abi. Ne istersem yapabiliyorum. Krallar abi, bana paket biriktiriyorlar. Ben onlardan hesap açıyorum. İkisinin de hesabı var zaten bende. Şimdi arkadaşlar bir onun hesabından dedi ki abi, istersen paket açtır Şampiyonlar Ligi. Ben de abi video çekecektim tam onu yazdığı zaman. Ve onun için şimdi sizlerle birlikte bir paket açacağız. Önce bir kadrosunu göstereyim sizlere arkadaşlar 2 saniye. Sonra benim hesabıma girip 35 TL'lik paket açacağız. İkon oyuncuları alacağız. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim taktiğimle takım kurmuş. Bu arada gerçekten bayağı iyi oynamış ya. Cruyff, Gullit, Roberto Carlos, Nesta ve Zanetti almış. Helal olsun, Cruyff ile Nesta'yı aynı anda alması bayağı bravo, helal olsun ha. Bayağı iyi oynamış arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar hemen etkinlikler kısmına giriyoruz. Kadrosu da gerçekten arkadaşlar bayağı bir efsaneydi. Şimdi arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi etkinliğine giriyoruz. Ve sizlerle beraber 200 puanlık paket açacağız arkadaşlar. Ve ben de aslında 200'ü sonra açabiliyorum. Videoda arkadaşlar ben de Harry Kane paketi açacağım. Siz de videoda arkadaşlar benim kendi hesabımda da açtığımı görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Çünkü normalde de açabilirim ama eğer paket açılımını böyle herhangi bir Türk gücü videosunu falan arasında açmamı istiyorsanız arkadaşlar, bu videoya sizlerden 2500 beğeni bekliyorum. Eğer 2500 beğeniyi geçersek ben de açacağım arkadaşlar. Hadi bakalım, gördüğünüz gibi burada bu Ronaldo paketini açacak. Ben de herhalde şunu açıyorum değil mi? Yok, bu değil, bu muydu? Aynen, ben bunu açacağım arkadaşlar. Buraya kadar geldim. Benim de çok az kaldı. Şimdi arkadaşlar Sinan kardeşimizin paketini açacağız. Umarım usta oyuncu çıkartırız arkadaşlar. Biliyorsunuz 91'lik Batshuayi'yi çıkardık yakın bir zamanda. Gerçekten bayağı efsane oldu. Hadi bismillah dedim ve bastım. Bakalım ne gelecek. Umarım güzel bir oyuncu gelir arkadaşlar. Bakalım ne gelecek abi. Şansımıza ne çıkarsa vallahi, bahtımıza. Bakalım. Haydi bakalım. Bismillah dedik. Birinci kademe açma. Arkadaşlar 70 ile başladık. Bilemiyorum ama yani ben usta bir oyuncu istiyorum. Umarım usta oyuncu çıkartabiliriz. Deniz Padey'i çıkmasa da olur abi. Gerçekten kardeşimiz zaten abi fark etmez diyor. Ne çıkarsa çıksın diyor. Ben açayım yeter ki yani, adamdır. Hemen bastık ve evet, maalesef Jimenez çıktı arkadaşlar. Hiç ümidim yoktu ama gerçekten arkadaşlar ben o kadar uğraştım ki. Hani şu paket için, bu arada kusura bakma Sinan kardeşim. Yani şu paket için arkadaşlar o kadar uğraştım ki ben. Hani buradan Royce veya Kane kesin çıkaracağımı düşünüyorum. Bu kardeşimize maalesef çıkartamadık arkadaşlar. Şunu da hemen alalım. Elit bir tane UEFA Avrupa Ligi oyuncusu çıktı. Bakalım buradan ne gelecek. Umarım güzel bir oyuncu çıkartırız. Slimani çıktı abi. Ne bu şanssızlık, yeter ya. Gerçekten yeter ya. Neyse arkadaşlar hemen kendi hesabıma geçiyorum ve oradan efsane paketlerimizi açacağız. Evet arkadaşlar, sonunda benim hesabıma girdim ve şimdi sizlerle beraber arkadaşlar büyük transfer etkinliğindeki o efsane ötesi paket açacağız. İlk olarak arkadaşlar şöyle bir ilerlememizi yapalım. Buradan Rolanti'yi alacağım. Batshuayi gördüğünüz gibi buradaki paketlere gelmiş ama almak gerçekten zaten çok zor. Ve Roberto Carlos'umuz da bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi gelişmiş oldu. Bunun için aldım. Roberto Carlos için aldım arkadaşlar. Burada da Batshuayi'yi görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan kendi seçtiğimiz bir tane oyuncuyu alacağız. Ben Klein ile Babel arasında çok kararsız kaldım önce. Şimdi Klein mi Babel mi hala kararsızım arkadaşlar. Yani gerçekten bilemedim şu an kimi alacağım ya. Harbi bilemedim. Her neyse şöyle bir ilerleyelim. Bu arada kaleci pozisyon alma gerçekten lazımdı. Güzel oldu bakalım. Aynen. Kaleci pozisyon alma güzel oldu. Diğerleri lazım mıymış? Pas da lazımmış. Danışman. Bu zaten abi ben çok kullanacağımı düşünmüyorum ya. Paulinho'yu yakın bir zamanda değiştirebilirim. İyi abi, pozisyon alma da lazımmış. Hemen arkadaşlar oyuncu seçimi öğesini açıyoruz sizlerle birlikte. Ve buradan arkadaşlar Babel'i mi seçsem, Klein'i mi? Bunu yorumlara mı yazsanız aslında, bilemedim ki. Buradan da 300 bin jeton gelmiş. Bunu birazdan belki alabiliriz. Hatta galiba alacağız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar birazdan oradaki oyuncuyu da seçimini yaparız. Şimdi mağazaya geliyoruz. Ve mağazadan arkadaşlar hemen 35 TL'lik efsane ötesi paketimizi açacağız. Ama ondan önce Nesta'yı alacağım. Ya da Lampard'la Vieri'yi beraber mi alsam? Bak kararsız kaldım yine. Bak tam 2500 oldu arkadaşlar bu arada. Hemen göstereyim. Yani maalesef arkadaşlar
8 maç kazanabildim. O şekilde olmadı aslında. Şimdi hemen göstereyim arkadaşlar. Şu anda ikonlar turnuvasına giriyoruz. İkonlar turnuvasında gördüğünüz gibi burada ben bir maç kaybettim. Sonra bunu da arkadaşlar kazandım ama hani artık saldım. Yani şu maçı kaybettikten sonra saldım. Hep 12'de 11, 12'de 11 yaptım. Burada 12'de 12 yapmam lazımdı. Öbür türlü zaten çok iyi bir şey alamıyordum. O yüzden rakipler de kazansın dedim. Ve çok da kasarak oynamadım. Aslında oynadım ama çok da kasarak oynamadım diyeyim. Ve arkadaşlar hemen şöyle geçelim. Kaleci pozisyon alma yine çıktı bu arada. Güzel. Kaleci pozisyon almanın yine çıkması güzel oldu. Tam 2500 puan oldu arkadaşlar. Ben şimdi bir oyuncuların değerlerine bakacağım. Önce sadece Nesta'nın değerine bakacağım. Sadece Nesta ama daha iyiydi galiba, değil mi? Öyle hatırlıyorum. Bakalım bir. Sadece Nesta ne kadarmış? 7,5 milyon. Lampard ne kadar abi? Lampard ne kadar? Hemen Lampard'a bakalım. Lampard. 6,3 milyon. Aynen. Diğeri de 1,2 milyon etmeyeceğine göre bir tane oyuncu alacağız ama öz bir oyuncu alacağız arkadaşlar. Sizlerle birlikte şimdi Nesta takımımıza katılacak. Haydi bismillah diyorum. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Nesta takımımıza geldi arkadaşlar. 92 ratinglik ikon Nesta geldi. Bugün efsane ötesi şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ve Nesta da takımımıza hayırlı uğurlu olsun. Nesta'cığım hoş geldin diyoruz arkadaşlar. Oynatacağım mı bilmiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Birazdan kadromu gösteririm. Kadromda ne yapacağımı çok kararsızım şu anda. O yüzden yorumlara yazın. Ama öncesinde tabii ki arkadaşlar sizlerin 4000 beğenileri sayesinde, yani sizlerin beğenileri, destekleri sayesinde açtığımız paketi açıyoruz şimdi sizlerle birlikte. Haydi bismillah diyorum. Bakalım ne çıkacak. Evet arkadaşlar, ödememi yaptım şimdi sizlerle birlikte. Haydi bakalım. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Yukarıdan mesajlar geliyor, görüyorsunuz. Görmüyor da olabilirsiniz. Umarım kesmişimdir. Bakalım oyuncu olarak usta oyuncu verecek mi bize? Yine verecek mi? Bakalım abi. Ben gaza geldim şu anda. Umarım yine usta oyuncu çıkartabiliriz arkadaşlar. Beğenilerinizle açıyoruz bu paketi. Hadi abicim. Ve 50 sözleşme puanı, şimdi 600 puan daha verecek. Ve oyuncu geliyor abi. Oyuncu geliyor. Umarım usta verir abi. Ben şu anda usta oyuncunun çıkmasını aşırı derecede istiyorum. Haydi bakalım. Bastım. Usta vermedi. 86'lık Lainez geldi arkadaşlar. Ama yine de güzel arkadaşlar. Olsun, 96 hızı falan var. Bu arada değişik bir oyuncu çıkardık. Hemen tamamladık arkadaşlar. Ve hızlıca şimdi kadroma geçmeden önce etkinliklerden, top transfersten ben oyuncumu alacağım. Arkadaşlar hala çok kararsızım. Ama ben buradan abi Bismillah dedim. Klein'i aldım. Abi bilemedim. Gerçekten ne yapacağımı bilemedim. Ve Klein'i şimdi sizlerle birlikte alıyorum abi. Vallahi Klein'i aldım ya. Hemen Klein paketini açalım bakalım. Klein paketimiz açılıyor. Haydi bakalım. 96 max yani zaten vardı bende. O yüzden hiç umurumda bile değil. Hemen geçelim abi. Bakalım buradan ne gelecek. Ne geleceği zaten belli arkadaşlar. 88'lik Klein takımımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve devam ediyoruz. Ayrıyeten arkadaşlar şuradan 300 bin coins'imizi de hemen alalım. Ve arkadaşlar gerçekten çok az kaldı arkadaşlar. Şimdi devam ete basalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani mesaj gelip duruyor. Kırpıp duruyorum, kafayı yiyeceğim. Zaten geçen video mesaj yüzüne gitti. Yani kafayı yiyeceğim. Tekrardan yüklemek zorunda falan kaldım. Biliyorsunuz, anlamışsınızdır zaten. Burada arkadaşlar 600 puan biriktireceğim. 1200 puan biriktireceğim. Sonra 1200 daha biriktireceğim. Ve abi Almiron'u alacağım. Buradan gerçekten efsane bir kart ya. 113 hızı falan var. Ben bu adam için zaten bu etkinlikte bayağı bir kasacağım arkadaşlar. Bu dönem, bu 2 hafta boyunca bu etkinliği bayağı bir oynayacağım arkadaşlar. Nesta'yı da aldık. Şimdi hemen takımıma gelelim. Ve Nesta'yı göstereyim sizlere. Hemen abi şöyle bir koyalım Nesta'yı. Ve Nesta görüyorsunuz arkadaşlar. Nesta'nın boost'unu da yükselteceğim bu arada. Kullanacağım mı bilmiyorum ama yine de yükseltesim var ya. Bu arada Nesta'nın boost'u yükselmiş mi? Aa, Nesta'nın boost'u zaten kendinden daha 9 mu? Aa, Nesta'nın boost'u zaten 9 abi. Gerçekten sıkıntı. Bu bununki gibi mi? Aa, yok. Bu bundan da farklı. Abi Nesta biraz sıkıntıymış ya. Gerçekten biraz sıkıntıymış. Bilemedim arkadaşlar. Yorumlara yazın. Nesta'yı satıp Türk gücüne de yatırabiliriz birazcık para. Çünkü Aspilicueta'yı artık hani o kadar da kasmaya gerek yok. Bilemedim ama. Şöyle arkadaşlar gelelim, buraya da bir Nesta'yı koyayım göstermek amaçlı. Şöyle buraya da Nesta'yı koyuyorum. Ve abi şöyle Nesta'ya mesela boost basacak olsak bayağı bir basabiliriz şu anda. Gerçekten hani efsane ötesi. 4'ken bir anda 96'ken yapabiliyoruz ve çok tatlı duruyor. Özellikle şimdi Roberto Carlos'u da göstereyim sizlere. Roberto Carlos da aynen o şekilde arkadaşlar. 4'ken artabiliyor gördüğünüz gibi bedavaya. Hiç para harcamadan çok güzel bir şekilde artabiliyor. Ayrıyetten arkadaşlar başka oyuncularda tabii ki var. Mesela arkadaşlar Van Dijk 96'ken muhtemelen çok rahat oluyordur abi. Hatta direkt oluyor. Yani hiç çok uğraşmadan direkt oluyor. Hatta sadece şu ikisini bile bassak aynen 96'ken oluyor. Ve sadece bir coin ise
Van Dijk'a bu arada değer yani. Ben Van Dijk'a böyle bir şey yapabilirim yakında. Boost mu kullanalım yoksa Nesta'nın coins'ini mi alalım arkadaşlar? Çok kararsız kaldım. Yorumlara bunu o yüzden yazmayı unutmayın. Şu anlık kadrom bu şekilde. Gerçekten çok tatlı duruyor. Bakalım sizler benden ne isteyeceksiniz arkadaşlar. O zaman burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir videoda. Şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Bakın şurada abone ol butonu var. Şuradan abone olun. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da efsane ötesi muazzam bir videoya girebilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler bu arada beğenileriniz için. Hadi kankam sen de bir beğenini atarsın diyorum. Ve bay bay.